Katar üzerinden yatırımın dili, dini, ırkı, inancı, mezhebi olmaz diyorlar. Çok doğru. Türkiye için yapılan her türlü yatırım bu ülke için çok önemlidir, çok değerlidir. Çok doğru. Ama hangi yatırım? Doğrudan yatırım olursa çok önemlidir. Siz hiç Katar'ın bir bu ülkede kazma vurup da sıfırdan bir fabrika kurduğunu, bir otel yaptığını, bir inşaat yaptığını, herhangi bir şey yaptığını, sıfırdan yaptığını gördünüz mü? Hayır. Mevcut olan sıkıntıya düşündüğü şu noktada, şu ekonomik durumda sıkıntıya düşünmüşken Katar geliyor, bizim mallarımızı, fabrikalarımızı, yapılmış tesislerimizi, limanlarımızı, arazilerimizi, daha doğrusu arazimizi, toprağımızı, ya her şeyimizi şu anda dövize ihtiyacımız olduğu için ucuza alıyor. Yani bu şunun gibi bir şey. Bir insan zora düşmüş, borçları var. Ekonomisini düzeltemiyor, ayağa kalkamıyor, ailesi zor durumda, geçinemiyor. Ucuza evini çıkartıyor, arabasını elden çıkartıyor. Sonra bir insan da bu ucuza evi, arabayı alıyor ve siz diyorsunuz ki, bak bu adam ne iyi adam. Adamı kurtardı, adama iyilik yaptı, adama yatırım yaptı. Ne alakası var? Yatırımların doğrudan olması gerekiyor bu ülkede. İster İsrailli olsun, ister Katarlı olsun, ister Arap olsun, ister Amerikalı olsun, ister Rus olsun. Ama gelsin bu ülkede kazma vursun. Sıfırdan bir şey yapsın bu ülkeye. O zaman alkışlayalım, hep beraber alkışlayalım.